Gençler merhaba, Eğitim Tokat TV'ye hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeniniz Hamdi Hocanız. Bugün çemberde teğetler konusunu işleyeceğiz. Ama çemberde teğetler konusunu işlemeden önce açılar konusunda belirttiğimiz çirişler dörtgeni bir hatırlatmak istiyorum. Çünkü bize benzerlik üzerinden teğetlerde çok faydası oluyor. Şimdi hocam bir çemberimde iç teğet kelimesini duyar duymaz açıortaylar geliyordu. Eğer aynı iç teğetler gibi her tarafın çember üzerinde olan bir dörtgenin varsa, bakın A, B, C ve D, çember üzerindeki teğetlerden oluşan bir dörtgense, açılarımın karşılıklı toplamı 180'dir. Nasıl oluyor hocam? D'nin gördüğü AC yayı, B noktasının gördüğü AC yayı, hocam ikisinin toplamı 360 olacağına göre, alfa ise 2 alfa, 180 eksi alfa ise 360 eksi 2 alfadan, görebiliyorum. Aynı durumun burada da var. Beta'ya 180 eksi beta derim. Demek ki ben kirişler dörtgeni kelimesini şekil olarak değil, kelime olarak bile görmüş olsam karşılıklı toplamlarının 180 olduğunu unutmayacağım. Gençler, bana iki tane eş olmayan, eş de olabilirdi, çember vermiş. Bu çember içinde A, C, D, F dörtgenini vermiş. Ben buradaki BE'yi birleştirirsem, elime kirişler dörtgeni mi oluşturmuş olurum? Evet hocam, bakıyorum ki A, B, E, F büyük çemberim içindeki kirişler dörtgeni. O zaman benim bu açım 70 ise direkt karşısındaki açıma ben 180 olacak şekilde tamamlaması için 110 mu derim? 70 artı 110 eşittir 180. Hocam, o zaman diğer tarafım da doğrusal olduğu için 180'e tamamlaması gerekiyor. 70 derecede derim. Yine B, C, D, E küçük çemberim içindeki kirişler dörtgenim olduğunu mu gördü? Bakın veri olarak vermedi ama görsel olarak verdi. Hocam burası 70 ise karşılıklı toplamlarının 180 olabilmesi için, yani 70 artı x'imin 180 olması için karşıya atarsam x'im 180 eksi 70'e, yani 110 eşittir arkadaşlar. Şimdi hemen bir sol tarafımıza bakıyorum. A, B, D, E bir kirişler dörtgeni olduğunu görüyorum. A açısına bize x demiş, 30 ve 40'ı vermiş. Hocam, eğer A, E, D, B kirişler dörtgeni ise A'nın karşısındaki D noktasına ben direkt 180 eksi x der miyim? Hocam, F, B doğrusal ise o zaman burası da x'tir. 180 olması lazım. Aynı şekilde E, C doğrusal ise 180 eksi x olduğuna göre burası da x midir? İki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir kuralını düşünecek olursak, ben buraya hemen 30 artı x'i, aynı şekilde hocam iki iç açımın toplamı bir dış açıya eşittir kuralından, ben buraya 40 artı x mi derim? Ve yine A, B, D, E kirişler dörtgeninden faydalanarak arkadaşlar, 30 artı x ile karşısındaki 40 artı x'in toplamının 180 olması gerektiğini mi biliyorum kirişler dörtgeni kuralından? Yani 70 artı 2 x'im 180'e, artı 70 karşı eksi 70 diye geçerse 2x'im 110'a, sevgili x'im 55 eşittir arkadaşlar. Gençler, birbirine eş olsun ya da olmasın iki tane çemberim birbirine teğetse ve bunları ben bir noktadan yine teğet bir doğruyla birleştirmiş isem, bu arada kalan A, B, C, A, B yayıyla açısıyla BC yayının açılarının toplamı 180'dir. Hocam bunun bana avantajı ne? Muhteşem üçlü diye bir kuralımız vardı, hatırlıyorsanız üçgenlerde anlatmıştık. AB'yi birleştirirsem ve BC'yi birleştirirsem, bakın burası eğer 2 alfa ise teğet açı olduğu için alfa değil midir? Hocam burası eğer 2 beta ise teğet açı olduğu için beta değil midir? Hocam 2 alfa artı 2 beta 180 ise alfa artı beta 90. Hatta ben buradan üçüncü bir teğet çekersem, hocam burası da alfa, burası da beta olacağı için alfanın karşısındaki ile alfanın karşısındaki, betanın karşısındaki ile betanın karşısındaki eşit olacağından ve alfa artı betanın 90 derece olmasından dolayı, bakın muhteşem üçlü kuralımız ortaya çıkıyor. Bunu kullanacağız. Mesela yine bunu üvey kardeşi olan aslında üç tane çemberin birbirine teğet olması durumları da var. A noktasında, B noktasında ve C noktasında çemberler teğet olmuşlar birbirlerine. O zaman benim AB,
AB yayımın açısıyla, yani burasıyla arkadaşlar, artı AC yayım açısıyla ve BC yayımın açılarının toplamı yine ne olacaktır arkadaşlar? 180 derece olur. Çünkü T çizerek görebilirim. Şimdi bununla alakalı bir örnek yapalım. Hamdi Canız diyor ki, örnek olarak birbirlerine teğet olan iki çember bir doğruyla yine birbirlerine teğetlerdir. Burası A noktası, burası B noktası, bu teğet oldukları nokta C noktası. AB'yi birleştiriyorum ve diyorum ki AB uzunluğum 5. Hocam BC uzunluğum 7. AC uzunluğum nedir diye soruyorum. Yani bu adamı soruyorum. Biliyorum ki teğetseler artık bu açının 90 derece olduğunu, hatta A'dan BC'nin tam ortasına indirdiğim 7'yi 7 bölü 2, 7 bölü 2 indirip kendisi 7 bölü 2 olacağını muhteşem üçten biliyorum. Fakat biz onu sormamış. Buraya 5, buraya 7, buraya da sevgili x'imiz demiş. Hocam bildiğim Pisagor oluştu. Ama o kuralı, açı kuralını bilmezsem ben onun 90 derece olduğunu bilip asla o x'i bulamam. 5'in karesi artı x'in karesi eşittir 7'nin karesine. Yani 25 artı x kare eşittir 49'a. Karşı yatarsam hocam sevgili x karem 24'e. 24'ü de ben nereden tanıyorum? 4 çarpı 6'dan. O zaman x'in 2 kök 6'dır derim gençler. Şimdi yavaş yavaş teğetler, asıl konumuza geçmeye başlayalım. Demiştik ki bir önceki dersimizde bir çembere herhangi bir noktadan teğet çizersem eşit olur demiştik, değil mi arkadaşlar? Bununla alakalı bir örnek yapalım. Desem ki size elimde bir çember var. Bu çembere bir noktadan teğet çizmişim. Teğet çizmişim ama ben burada bir noktadan daha da teğet çizmişim. Demişim ki burası 17, burası 8. X nedir? Hocam AB 17. BC 8. DE uzunluğunu sormuşum size. Hocam bir defa BC 8 ise benim DB'm de 8 midir? Aynı şekilde AB 17 ise benim BE de 17 mi olması gerekiyor? Yani 8 artı x dediğim yerin 17 artı 8 karşıya eksi 8 diye geçti. X'imin 9 olduğunu buradan bulabilirim. Bununla alakalı örneklere devam edelim. Gençler şimdi iç teğet çember ve dış teğet çember durumlarını incelemek istiyorum ben size. Eğer bir çember üçgenin içinden teğet ise, bakın biraz önce yaptığımız gibi bir noktadan geçenler eşit eşit değil miydi? Bir noktadan geçenler eşit eşit değil miydi? Bir noktadan eşit eşit değil miydi? İşte bu benim merkezimle birleştiği zaman açıortay merkez oluyor. Açıortay merkez oluyor. Şöyle yapalım bunu daha net olsun diye. Açıortay merkez oluyor arkadaşlar. Yani ben iç teğet kelimesini duyduğum an aklıma iç açıortaylar gelecek. Hocam bu da nereden geliyor? Bakın merkezden teğete indirdiğim dik değil miydi? Ve yarıçapım. Merkezden teğete indirdiğim dik yarıçapım. Açıortaylık kuralını hatırlayın. Bir açıortayda aynı dereceyle dilerse 90-90'a dilmiş. 90 olması şart değil. Aynı olması yeterli. 90-90. O zaman eşit eşitti. Bana açıortaylığı verdi. Aynı durum burada da geçerli arkadaşlar. Bakın yarıçap eşit. Açılarım da 90'a 90 eşit. O zaman ben açıortayımdır dedim. Üçüncü durumda aynısı var. Yani ben iç teğet kelimesini duyduğum an iç açıortaylar merkezi gelecek aklıma. Hocam dış teğet dediği an, yani bir çembere dışarıdan bir noktadan teğet. Tamam hocam. Siz şimdi diyeceksiniz ki buna A diyelim. B diyelim. C diyelim. Hemen AB ile AC'nin eşit olduğunu gördünüz. Ben üçüncü bir teğet daha çizsem burada. Hocam yine aynı şekilde DE ile DB de eşit.
Aynı durum hocam. TC ile ET arasında da var hocam. Bunları görüyorsunuz. Hepsi eşit eşit eşit. Hocam bu adamın merkezinden çizdiğim teğetlerim dik. Merkezinden çizdiğim teğetlerim dik. Merkezinden çizdiğim teğetlerim dik değil mi? Ve ben bu adamı uzattığım anda benim A noktama gelecek. Her yerde ne oluşturacak bana? Açıortaylıklar oluşturacak arkadaşlar. Yani dış teğet çember kelimesini duyduğun zaman da dış açıortaylar gelecek ve dış açıortayların bütün kuralları da geçerli olacak arkadaşlar. Bir üçüncü kuralımız daha var. Diyor ki bize, eğer bir çevrel çember, bakın farklı, çevrel çember. Hocam arasındaki fark ne? Burada çember içerideydi, burada dışarıda. Çevrel çemberin merkezi, çevrel çemberin merkezi arkadaşlar, diklik merkezidir. Yani bu adamın merkezi benim buradan çekeceğim dikime eşittir. Bu adamın merkezi benim buradan çekeceğim dikime eşittir arkadaşlar. Bu adamın merkezi buradan çekeceğim dikime eşittir. Bunları şimdi kullanalım örneklerimizde. Gençler şimdi elimizde bir A, B, C, D, E üçgeni olan ve A, C ile D, E'nin paralel olduğu O, iç T çemberin merkezi olan çember merkezi olan bir sorumuz var. Ve bize desin ki DE uzunluğu nedir diye sorsa. Hocam iç T çemberin merkezi demeden paralelse bu adamla bu adam eşittir. Paralelse bu adamla bu adam eşittir dedi. İç T çemberin merkezi ise hocam benim buradan buraya çekeceğim açıortay açıortay mı böler? Yani AA o zaman burası 2A mıdır? Yine ben buradan böleceğim açıortayım olduğu için BB iki eşit parçaya bölecek ve ben bu açımda 2B midir der miyim? Soruya daha başlamadan arkadaş hiç daha başlamadan paralellikten yine faydalanarak bu açıyla bu açı Z kuralından dolayı birbirlerine eşit mi olurlar? Bakın bu A açısının yarısı. O zaman burası da A mı olur? Bu A'nın karşısında 4 varsa bu tarafta 4'tür hocam. Diğer tarafa geldim. Yine Z kuralından bu adamla bu adam Z kuralından paralellikteki Z kuralından arkadaşlar eşittir diyerek bunu burada B varsa burada da B var. B'nin karşısında 6 varsa B'nin karşısında 6 vardır diyerek aslında DE uzunluğunu bulmuş olurum. Ama biz DE'yi de beraber AC uzunluğunu da bulalım. Biraz da benzerlik yapalım. Hocam 8'e küçük üçgenimiz sol tarafı yine büyük üçgenimiz sol tarafı 12. Yani 8 bölü 8 artı 4. Yani 8 bölü 12. Sadeleştirirsem 4'e bölüyorum. 2 bölü 3. Açı 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 benzerliği olduğunu gördüm. Hocam DE tabanım 10. DE tabanım 10. AC tabanımı bilmiyorum. İçler dışlar çarpımı yapmaya bile ihtiyaç duymadan. 2'nin kaç katı 10'dur? 5 katı. O zaman ben 3'ün 5 katını alırsam direkt AC'yi 15'te bulmuş olurum. Hemen arkadaşlar yanında bir dış teğet çember sorumuz var arkadaşlar. Dış teğet çember sorumuzda bana demiş ki AB uzunluğuma 6, BC uzunluğuma 4, AE uzunluğuma 8 ve DE uzunluğumu sormuş bana. Hatta biz bunu BE yapalım, biraz daha büyütelim. BE uzunluğumuz ne olsun? Hocam herhangi bir noktadan teğetler birbirlerine eşitler miydi? 6 artı 4'ten 10 ise AF uzunluğunda 10 olması gerekiyor. 8 ise o zaman burası 2'dir derim ben. Değil mi arkadaşlar? 6 artı 4'üm 8 artı EF'ye eşittir. Hocam artı 8'e karşı eksi diye geçerse ben EF uzunluğunun 2 olduğunu bulurum. Hocam E noktasından F'ye doğru bir teğet, E noktasından D'ye doğru bir teğet çizilmiş. O ikisi de çembere teğet olduğuna göre EF 2 ise DE de 2 değil midir arkadaşlar? Aynı şekilde B'den C'ye bir teğet, B'den D'ye bir teğet. BC 4 ise BD de 4 müdür arkadaşlar? Bana soruda BE uzunluğunu soruyordu. BE uzunluğum 4 artı 2'den 6 olduğunu buldum. Bakın iç teğet dış teğetten bir örnek çözdük. Ama bu sefer bir sonraki örneğimde bir çevrel çemberim var. Çevrel çemberimin B açısı 60 derece ve AC uzunluğu 9 kök 3 vermiş. Bana yarı çapımı soruyor. Hocam çevrel çemberse benim buradan merkezden indirdiğim 30'a 30 bölecek ve tam dik mi olacak hocam? 9 kök 3'ü ben 9 kök 3 bölü 2'ye
9 kök 3 bölü 2 diye iki parçaya mı ayıracağım artık ben arkadaşlar? Elimde 9 kök 3'üm değil, 9 kök 3'ün yarısı olan iki parçam var. Hocam elimde 30, 90, 60 derece var. Ama 60 neresi arkadaşlar? Bu adamın tamamı. Hocam yarıçapı buradan nasıl bulacağım? Burası merkez olduğuna göre hocam burası da yarıçap değil mi? R, R yani 30, 30, 120 üçgeninden R kök 3 de diyebilirim buraya. Ben bu tarafı kullanacağım. Alternatif yollarım var. Tekrar yazmak için bir daha sildiğim arkadaşlar. R kök içinde 3. 30, 30, 120 üçgeni. Hocam sevgili 30'un karşısında 9 bölü 2 kök 3 var ise 90'ın karşısında bunun 2 katı olacak. Yani 9 bölü 2'nin yarısı, pardon 2 katı 9 kök 3'üm mü olur? 9 kök 3'üm R kök 3'e eşitse sevgili R 9'dur derim arkadaşlar. Gençler, teğetin birinci kısmını burada bitirdik. Bununla alakalı örnek çözmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.